Konuşmacı arkadaşımız çocuk katliamlarından, insan öldürmeden, kadınları öldürmekten bahsetti. Biz biliyoruz ki sevgi kurtaracak her şeyi. Hayvanları sevmeyen insanları sevemez. İnsanları sevmeyen de insan olamaz. Yani biz ancak sevmekle öğreneceğiz her şeyi. Çevremizde insanlar birbirlerini boğazıyorlar. Savaşlar sürüyor. Ama biz insanlara öğretemedik sevmeyi. Hayvanları sevmekle başlayacağını öğretemedik insanlara. Yasa çıkarken bütün uyarılarımıza rağmen maalesef yeterli hekimleri dinlemediler. Bu yasa çıktı. Garip bir şekilde hayvanları hemen bugün toplayacaksınız. Ama barınak, geçici hayvan barınağı kurmayı da 2028 yılında bitireceksiniz dediler belediye. Belediye bugün toplamak zorunda ama topladığı hayvanları ne yapacağını kimse bilmiyor. Bu sonunda şunu getirdi. Belediyeler hayvanları sokaklardan almaktan ve kısırlaştırmaktan da vazgeçti. Sokaklarda ciddi bir hayvan popülasyonu olduğundan şikayet eden insanlar bu yasadan sonra bilmeliler ki popülasyon daha da artacak. Çünkü belediye alırsa barınağı, kısırlaştırıp takarsa ve geri bırakırsa yasa 50 bin liraya kadar para cezası. Bunun uygulanabilirliği yok. Dün söylemiştik, bugün de söylüyoruz. Eğer sokaklarda bu kadar çok hayvan olmasın diyorlarsa bunun yolu kısırlaştırmaktan geçiyor. Başka bir çaresi yok. Biz veteriner hekimler diyoruz ki biz öldürmenin tarafı olmayacağız. İnsan hekimleri insanları öldürüyorlar mı? İnsanlar öyle bir şey yapıyorlar mı? Biz öldürmeyiz, biz yaşatırız. Veteriner hekimler yaşatmak için varlar. Onun için yasanın adına, yasanın içine ötenazi koydular. Ya da itlaf koydular. Ötenazi tıbbi gereklilik olduğu durumlarda, acısı dindirilemeyen, tedavisi mümkün olmayan hayvanlar için veteriner hekim kararı da uygulanabilecek bir işti. Ama itlafın Türk Dil Kurumu'ndaki tanımı hayvanların ya da neyi itlaf edecekseniz öldürerek yok etme anlamına geliyor. Adına itlaf diyerek ya da ötenazi diyerek bunu yumuşatmanın mantığı yok. Biz biliyoruz ne yapılması gerektiğini. Yapılması gereken şu. Mutlaka yoğun bir şekilde, çok yoğun bir kısırlaştırma programı yapılmalı. Bu yasa derhal geri çekilmeli. Ya da Anayasa Mahkemesi iptal etmeli. Ondan sonra da hayvanı yakala, bir önceki yasada olduğu gibi tedavi, kısırlaştır, aldığın yere bırak şeklinde uygulanmalı. Bunun başka bir uygulanma şekli yok. Biz veterinerler anlatıyoruz. Kime nasıl anlatacağımızı bilmiyoruz. Bizi dinlemeyeceklerse kimi dinleyecekler onu da bilmiyoruz. Biz bu işin sahibiysek bizi dinlemelerinin yararlarına olduğunu düşünüyoruz. Şimdi hep beraber bir çıkmaza girdiler. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Tolstoy diyor ki acı duyuyorsanız canlısınız, başkasının acısını duyuyorsanız insansınız diyor. Bizler canlıların acısını duyaran, başka canlıların acısını duyan insanlar olarak buradayız. Adana Veteriner Hekimler Odası ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tertip Komitesi'nde bir görev alan bütün arkadaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum.